Devletin ekmeğini yiyorsunuz, devletin suyunu içiyorsunuz, devletin toprağında yaşıyorsunuz. Bu devletin koruduğu yerlerde geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, eğleniyorsunuz diyen insanlara biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki acaba bu söylediğiniz şeyleri yaratan devlet mi? Yani suyu gökten indiren devlet mi? Yerden herhangi bir şekilde meyvesidir, sebzesidir, bizim yiyeceğimiz yiyecekleri çıkartan devlet mi? Yoksa bütün bu saydığınız nimetleri veren Allah mı? Yani bizler devletin ekmeğini falan yemiyoruz. Devlet Allah'ın verdiği ekmeği yiyor. Devlet Allah'ın verdiği rızkı yiyor. Allah Subhanahu ve Teala bu bütün bu coğrafyaya bir nimet, bir rızık indiriyor. Allah'ın takdir ettiği bir ölçüde bir rızık iniyor ve bu rızık insanlara dağılıyor. Şimdi bizlerin hain olup olmadığını hak manada nereden öğrenebiliriz? Allah Subhanehu ve Teala'dan öğrenebiliriz. Peki Allah Subhanehu ve Teala ile şu an bizim konuşma gibi bir durumumuz var mı? Hayır. Peki onun peygamberlerin hayatına bakarak bizim bulunduğumuz durumun hainlik mi yoksa aksine doğru olan şeyi mi yapıyoruz? Hak olan şeyi mi yapıyoruz? Yani Allah Subhanehu ve Teala'nın katından inen hakkı eğer hepimiz kabul edeceksek yaptığımız şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu da kabul etmiş oluruz. Şimdi bize hain diyen insanlara ben şunu söylüyorum. Kur'an'da Musa aleyhisselam ki Firavun'un sarayında yaşamıştır. Onun sarayında büyümüştür. Onun sarayında birçok nimet ona verilmiştir. Nimet sunulmuştur. Kim tarafından? Firavun tarafından. Yani tağut tarafından. Yani kafir bir kimse tarafından. Yani kafir bir sistemi, küfür sistemini yöneten, şirk sistemini yöneten bir insan tarafından Allah'ın peygamberi büyütülmüş. Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un büyüttüğü kişi ile kendi intikamını Firavun'dan almıştır. Şimdi Allah rızası için bizlere hain diyen insanlar dilleri Musa Aleyhisselam'a niye uzanmıyor? Musa Aleyhisselam sizin zihniyetinize göre Firavun ailesine hainlik mi yaptı? O devlete hainlik mi yapmış oldu? O millete hainlik mi yapmış oldu? Onun bayrağına hainlik mi yapmış oldu? Sizin zihniyetinize göre evet demelisiniz. Diyeceksiniz ki iyi ama Musa Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Teala'nın davasını anlatıyordu. Yani Allah ona bir peygamberlik vazifesi verdi. Peygamberlik vazifesini yapmak zorundaydı. Bunun hainlikle ne alakası var diyeceksiniz. Biz babamızın dinini mi anlatıyoruz? Biz dedemizin dinini mi anlatıyoruz? Biz kendi uydurduğumuz dinini mi anlatıyoruz acaba? Yani Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına acaba ne şekilde çıktı? Yani ona Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşmaması gerektiğini, Rabbliğin Allah Subhanahu ve Teala'ya ait olduğunu söylemedi mi? İlahlığın Allah Subhanahu ve Teala'ya ait olduğunu söylemedi mi? Yani kanun koyucu, yönetici, hükmedici, ibadeti yalnız ve yalnız hak edenin Allah olduğunu söylemedi mi Firavun'a? Biz bugün acaba sizi şirke mi davet ediyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala'nın dininden başka bir din önünüze getirmiş gibi konuşuyorsunuz. Sanki biz sizi PKK gibi komünizme, bugünkü partileriniz gibi demokrasiye, laikliğe mi davet ediyoruz? Sosyalizme mi davet ediyoruz? Saçma sapan, batıl, insan ürünü saçmalıklara mı davet ediyoruz? Biz de Musa Aleyhisselam'ın getirdiği daveti sizlere getiriyoruz. Bizlerin, sizlerin önünüze koyduğu davet peygamberlerin davetidir. Resullerin davetidir. Başka kimin daveti olacak? Biz kendi babamızın dinini sizin önünüze koymuş gibi konuşmayın. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini aynı şekilde getiriyoruz. Eğer Musa Aleyhisselam'ı hainlikle suçlayabiliyorsanız dininiz o kadar uzadı ise bizi de hainlikle suçlayabilirsiniz. Biz bundan hiçbir şekilde gocunmayız. Bu hainlik bizim için şereftir. Sizin gibi tağutlara sadık kalmaktansa, onları veli edinmektense, onlara dost edinmektense, onlara itaat edinmektense biz tağutlarınıza da sizlere de hain olmayı yeğleriz. Ve bunun için Allah'a hamd ederiz. Bizler sizin sadık kaldığınız batın rejimlere, küfür rejimlerine, tağut rejimlere sadık kalmadığımız için muvaffak. Vahidiz. Sizin yapmadığınızı yaptığımız için evet hainleriz ama Allah'a hamdolsun Allah Subhanahu ve Teala'nın katında Musa Aleyhisselam nasıl ki muvahhitti, nasıl ki hak ehliydi ve size göre bütün peygamberler kendi devletlerine, kendi toplumlarına, kendi memleketlerine gittiklerinde, bu davayı onlara götürdüklerinde aslında size göre onlar kendi yedikleri, içtikleri, gezindikleri o topraklara, o devletlere hainlik eden insanlara vasfını taşıyor sizin zihniyetinize göre. Sizin o kirli, o sizin bulanık, Kur'an ve sünnet ile temizlenmiş izlenmesi gereken zihniyetinize göre bu şekilde olması lazım. Sizler bunu söylemiş oluyorsunuz. Bizler evet bütün tağutlara hainiz. Bütün küfür rejimlerine hainiz. Bütün şirk rejimlerine hainiz. Bütün sizin batılınıza, hurafelerinize, bidatlerinize hepsine hainiz. Yalnız ve yalnız Rab olarak Allah Subhanahu ve Teala'yı seçip Allah Subhanahu ve Teala'ya sadık, Allah ve Resulüne itaat edenleriz. Bunun dışında herhangi bir şekilde zaten bağlılığımız söz konusu olamaz ki hainliğimiz olsun. Vallahi bugün bu toplumun veyahut bu rejimin destekçileri olarak insanların yaptığı şey
tıpkı geçmişte peygamberlere yapılanların aynısı. Araf suresini eğer okur iseniz bu konudaki birçok ayetle karşılaşırsınız ki Allah subhanahu ve teala Nuh aleyhisselamdan bahsederken Allah subhanahu ve teala diyor ki biz Nuh'u toplumuna, kendi kavmine gönderdik. O dedi ki ey kavmim, sizin Allah'tan başka ibadet edeceğiniz hiçbir ilah olamaz, hiçbir ilah yoktur dedi. Ve ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım dedi. Peki toplumu bu ayeti okuduktan sonra Nuh aleyhisselama ne dedi? Kavminin önde gelenleri Nuh aleyhisselama dediler ki biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Yani sen sapıtmışsın, sen yoldan çıkmışsın, sen bugünkü anlayışla kafayı yemişsin. O kadar kişi bilmiyor da sen mi biliyorsun? O kadar kişi anlamadı da sen mi anladın hakkı? Sen mi anladın doğruyu? Allah subhanahu ve teala toplumunun ona olan tepkisini bu şekilde bizlere haber veriyor. Biz de aynı şekilde Nuh aleyhisselamın devamlı onlara söylediğini söylüyoruz. Biz sapıklar değiliz. Biz Rabbimizin risaletini getiriyoruz. Rabbimizin ayetlerini sizlerin önüne koyuyoruz. Ve bizler sizin için nasihatçileriz. Bizler sizlere nasihat ediyoruz. Korkup sakınırsınız diye, umulur ki rahmet eylersiniz diye bunları yapıyoruz. Eğer bizim bu davamızı yalanlar iseniz, Allah diyor ki Nuh ile beraberinde olan insanları biz kurtardık ve geride ayetlerimizi yalanlayan insanları ise suda boğduk. Ve onlar diyor muhakkak ki kör bir topluluktu, kör bir topluluk. Tıpkı bugünkü sizlerin bizlere bakarken göremediğiniz gibi, hakkı ve batılı ayırt edemediğiniz gibi kör bir topluluktu diyor. Ve onların sonu nasıl oldu? Suda boğuldular. Bugün biz neyin içindeyiz? Bugün koronavirüsü denilen bir şeyde bütün dünyayı Allah subhanahu ve teala resmen boğazlamış bir durumda ama insanlara halen körlüğüne, halen görmemeye devam ediyorlar. Allah subhanahu ve teala Nuh'tan sonra Hud aleyhisselamı Ad kavmine gönderdi. Ad kavmine gittiğinde dedi ki ey kavmim, ey toplumum, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ibadete hak eden ilah yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız dedi. Peki kavminin önde gelenleri ne dedi Hud aleyhisselama? Kavminin önde gelen kafirleri Hud aleyhisselama şunu söyledi diyor Allah subhanahu ve teala. Muhakkak ki biz seni akılsızlık içinde görüyoruz. Akılsızlık içinde, gerizekalılık içinde görüyoruz. İdiotluk içinde görüyoruz. Embesillik içinde görüyoruz. İrtica kafalı olarak görüyoruz. Ve ekleyerek dediler ki biz seni yalancılardan sanıyoruz. Yalancı olduğunu zannediyoruz. Peki bunların zannetmesi, yani Hud aleyhisselamı inkar etmeleri bir delile mi dayanarak bunu yaptılar? Asla ve asla bunu bir delile dayanarak bunu yapmadılar. Kendi hayatlarına, kendi yaşantılarıyla çelişmemek için, batıl olan şeyleri terk etmemek için, onlarda direttikleri için bunu yaptılar. Bu yüzden biz sizi yalancılardan sanıyoruz. Biz sizi hainlerden sanıyoruz. Biz sizi şöyle şöyle cemaatlerden, böyle böyle cemaatlerden zannediyoruz diyen insanlar aslında kendileri bu dini öğrenmemek için bizleri bahane eden insanlardan başkası değil. Hakkı öğrenmemek için, kendi batılları ile karşılaşmamak için bizleri bahane eden insanlardan başkası değil. Tıpkı Hud aleyhisselama denildiği gibi bugün bizlere de aynı şeyler söylüyor. Sizler geri kafalısınız. Bizlere geri kafalı olarak, bizleri geri zekalı olarak bakan insanlara hiç şaşırmıyoruz. Allah'ın Resullerine bu şekilde bakan insanlar olmuş ki. Biz bu daveti getirdiğimizde bizlere bu şekilde nasıl bakılmasın? Allah subhanahu ve teala'nın davetini getiren peygamberlerin karşılaştığı şu sözlere bir bakar mısınız? Araf suresini açın okuyun. Bu bütün saydığım ayetlerin daha da fazlasını orada göreceksiniz. Ve Hud aleyhisselam tıpkı Nuh aleyhisselam gibi diyor ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Resulüm. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım diyor Hud aleyhisselam. Yani bir kavme, bir topluluğa gidildiği zaman peygamberlerin, Resullerin yaptığı ilk konuşma Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Yani tevhid ehli olun. Allah'a şirk koşmayın. Kanun koyucu olarak seçecekseniz Allah subhanahu ve teala'dan başka kanun koyucu yok. Hükmedici yok. Yani ondan başka Rab aramayın. Ondan başka ibadet ettiğiniz ilahları, sahte olan tağutları reddedin diyorlar. Ve Hud aleyhisselama o günkü toplumun şunu dediği gibi siz de aynı şeyi bugün aslında söylüyorsunuz. O günkü toplum Hud aleyhisselama dedi ki sen bize bir tek ilaha ibadet etmemizi emredip ve atalarımızın ibadet ettiklerini terk etmemiz için mi geldin? Ya bunun için mi sen bize geldin, tebliğ ediyorsun, nasihat ediyorsun? Eğer doğru söylediysen, doğru kimselerden isen bize vaat ettiğin azabı hadi getir dediler. Aynı siz de bunu söylüyorsunuz. Atalarımız yıllarca falanca falanca partilere oy verdiler. Yani sen bunlara diyorsun ki bunlara ibadet etmeyi terk edin. E bizim atalarımız bunlara ibadet etmiş. Rab olarak falan falan partileri seçmiş. Falan falan kişileri başımıza getirmişler. Ne yani? Ben atalarımın ibadet ettiklerini
ettikleri şeyi terk edip bir tek olarak Rab olarak Allah'ı mı seçeceğim? Bunu mu söylemeye istiyorsunuz diyorsunuz? Ya da kabirlere tapmayın. Kabirlerden yardım istenilmez. Falan falan evliya dediğiniz insanlardan size herhangi bir şekilde yardım gelmez. Dua Allah'tan başkasına yapılmaz. Dua kabirlere değil. Dua Allah'tan başkalarına değil. Yalnız ve yalnız Allah'a yapılır dediğimiz zaman benim babam falan falan cemaatte, benim dedem falan falan cemaatte falan falan konumdaydı. Biz de onlar gibi ibadet ediyoruz. Sen de şimdi diyorsun ki dua sadece Allah'a yapılır. Sadece Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Yani ilahları tek bir ilah mı yapıyorsun? Bizler atalarımızın geçmişte nasıl ibadet ettiler ise biz de bugün aynı şekilde ibadet ediyoruz. Aynı şekilde siz de bunu söylüyorsunuz. Geçmiş kavimlerin söylediği sözlerin aynısını farklı şekilde söylüyorsunuz. Ama şuna kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin ki Allah subhanahu ve teala Nuh aleyhisselam gibi Hud aleyhisselamın da toplumunun, kavminin yerle bir olduğunu, helak olduğundan bahsediyor. Onlara öyle bir tabir kullanıyor ki insanın resmen tüylerini diken erecek bir tabir kullanıyor. Biz mümin olmayanların kökünü kestik diyor. Allah subhanahu ve teala Hud kavmi diye bir şey ortada bırakmadı. Allah subhanahu ve teala Nuh kavmi diye bir şey ortada bırakmadı. Çünkü bu insanlar, bu topluluklar yalnız ve yalnız Allah'ı ilah olarak kabul etmediler. Tağutları reddetmediler. Ve Allah subhanahu ve teala o kavimlerin şu an kökünü kesti. Esamesi dahi okunmuyor. Ve onların akıbetinin nasıl olduğunu bir oturup da bir düşünelim. Bizleri küçümseyen, davamızı küçümseyen insanlara hiç şaşırmıyoruz. Aynı şekilde Salih aleyhisselam da Semud kavmine gittiğinde, Allah subhanahu ve teala onu Resul olarak gönderdiğinde, aynı şekilde nasihatçı olarak gönderdiğinde, aynı şekilde risaletini onunla beraber gönderdiğinde, kavminin önde gelen kafirleri bu sefer Salih aleyhisselama itaat eden, Salih aleyhisselamın davetine icabet edip, Allah subhanahu ve teala'nın dinine girip mümin olan kardeşlerine, kardeşlerimiz olan insanlara o günkü önde gelen kafir olanlar hor gözle baktılar. Onları küçümsediler. Bu yüzden bizler sizlere şaşırmıyoruz. Geçmişte de sizin atalarınız ne yaptıysa torunları olarak bunu yapıyorsunuz siz de. Farklı bir şey yapmıyorsunuz. Bizler Kur'an okudukça sizlerin ne halt olduğunu ve bizlerin de ne yapması gerektiğini Allah'a hamdolsun çok iyi öğreniyoruz. O kitap ki yeryüzünde hakkı söyleyen tek kitaptır. O kitap ki yeryüzünde adaleti ayakta tutan tek kitaptır. İnsanı doğruya yönelten, doğruya ulaştıran, doğruya hidayet eden tek kitaptır. Nasıl bizim bakış açımızı düzeltmesin? Bunca yıl bu sistemle kirlettiğiniz şu beynimizi temizlemesin, arındırmasın. O Allah subhanahu ve teala'nın katından inen kitap ki nasıl olur da o kitabın içine düşen insan tertemiz olarak dikilmesin, dirilmesin, kıyamda kalmasın. Allah subhanahu ve teala böylesi bir şeyle bizi şereflendirdiği için yüce Allah'ımıza, yüce Rabbimize, yüce ilahımıza hamdolsun. Rabbime çok çok şükürler olsun. Lut aleyhisselamı kendi kavmine gönderdi. Allah subhanahu ve teala'nın davetini icabet etmediler. Allah subhanahu ve teala onların üzerine bir sağanak yağdırdığından bahsediyor. Ve suçluların nasıl bir sonu olduğuna bir bak diyor. Bugün bizi farklı farklı tehdit etmeniz, evlerimizi basmanız, bizlere zorbalıkla davranmanıza da şaşırmıyoruz. Çünkü aynı şekilde Şuayb aleyhisselamın kavminde de bu zulüm vardı. Peygamberlerin yaşadığı aynı zulmü, aynı sıkıntıyı bugün biz yaşıyoruz. Ve yine söylüyoruz ki şaşırmadık. Allah'a hamdolsun bütün peygamberlere yapılan zulmün aynısını sizler bizlere yapıyorsunuz. Bu şu demektir. Batıl ehli de belli oluyor, hak ehli de belli oluyor. Rabbim bizlerin üzerinde ne kadar yanlış görüşte varsa, hata var ise bir an önce hayattayken bunlardan bizleri beri eylesin ve Kur'an'la tam manasıyla teslim olan insanlardan eylesin. Allah subhanahu ve teala Şuayb aleyhisselamı Medyen kavmine gönderdiğinde ne oldu? Aynı şekilde Nuh aleyhisselamı, Hud aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın aynı davetini yaptı. Dedi ki, ey kavmim Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız ve yalnız ibadeti hak eden ilah Allah'tır. Size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Size Rabbinizden apaçık bir ayet, apaçık bir delil, apaçık bir beyine gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara eşyalarını verecekseniz eksik vermeyin ve yeryüzü ıslah edildikten sonra da asla ve asla bozgunculuk yapmayın dedi. Şuayb aleyhisselam bugünkü toplum gibi tıpkı iman ettiğini iddia eden bir topluluk var ki karşısında şunu söyledi. Eğer iman edenlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yani eğer iman ettiğinizi iddia ediyorsanız bütün bu söylediğim şeyleri yapmanız gerekli. Sizler iman ettiğinizi söylüyorsunuz ama Allah subhanahu ve teala'ya şirk koşuyorsunuz. Bu nasıl bir iman? İşte Şuayb aleyhisselam da diyor ki eğer iman edenlerseniz, eğer
iman ettiğinizi söylüyorsanız bu söylediğim şeyleri yapmanız gerekli. Bunlar sizin için doğru olan şey. Bunlar sizin için hayırlı olan şeylerdir. Eğer mümin olduğunuzu, iman ettiğinizi iddia ediyorsanız. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden kendisine iman eden insanlar kendi bulundukları zamanda insanlar tarafından o kavminin önde gelenleri, o kavminin önde gelen kafirleri tarafından zulmedilmeye başlanıldı. Tehdit edilmeye başlanıldı. Yollar tutuldu ve onlara zulmedilmeye başlanıldı. Allah'ın dininden insanları uzaklaştırmak için Allah'ın dininden eğrilikler aranmaya başlanıldı. Bundan önceki toplumlar bu şekildeydi. Bugün bu kitaba eğer iman ettiğinizi söylüyorsanız bütün bu olaylara iman ettiğinizi de söylemiş oluyorsunuz. Biz de diyoruz ki yalnız ve yalnız Rab olarak Allah'ı seçin, ilah olarak Allah'ı seçin. Bizler sizleri tevhide davet ediyoruz. Allah subhanahu ve teala'dan başka hiçbir ilah kabul etmeyelim diyoruz. Rab olarak kabul etmeyelim diyoruz. Sizler bizleri ise ya sev ya terk et diyorsunuz. Tıpkı Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin önde gelenleri, büyüklük taslayanların dediği gibi. Onlar dediler ki, ya Şuayb, seni ve seninle iman edenleri mutlaka memleketimizden çıkartacağız. Yahut bizim milletimize döneceksiniz, yani bizim dinimize döneceksiniz. Aksi halde memleketimizden sizleri, seni ve seninle birlikte iman edenleri çıkartacağız. Biz de Şuayb Aleyhisselam'ın dediği cevabı veriyoruz sizlere. Biz istemesek de mi? Biz bunu kabul etmesek de mi? Biz bunu reddetsek de mi? Bunu yapacaksınız. Yine Şuayb Aleyhisselam'ın dediğini ekleyerek diyoruz ki bizler Allah bizi sizin şirk dininizden, sizin müşriklerinizden, batılınızdan kurtardıktan sonra sizin milletinize döner isek, yani sizin dininize döner isek, müşrikliğinize döner isek, eskisi gibi müşrikliğe döner isek, Allah'a şirk koşmaya döner isek Allah'a iftira etmiş oluruz. Allah'a büyük bir yalan ile iftira etmiş oluruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın dininden bağımızı koparmış oluruz. Rabbimizin dilemesi hariç bizim ona geri dönmemiz düşünülemez diyoruz. Tıpkı Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine verdiği cevap gibi biz de bunları sizlere söylüyoruz. Bu yüzden sizlerle bizler ayrı insanlar oluyoruz. Bu yüzden farklı farklı kimseler oluyoruz. Farklı farklı gruplar oluyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında Şuayb Aleyhisselam'ın yine dediği gibi diyoruz ki Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah Subhanahu ve Teala'ya tevekkül ettik. Rabbim toplumumuz ile bizim aramızı hak ile aç. Hak ile ayır. Şüphesiz Rabbim sen açanların en hayırlısın diyoruz. Sen hakkı batılı ayıranların en hayırlısısın diyoruz. Sen doğruyu eğriyi ayıranların en hayırlısısın diyoruz. Şuayb Aleyhisselam'ın dediği gibi, o güzel peygamberin dediği gibi Rabbimize yakarıyoruz. Dua ediyoruz ki bizimle sizin aranızı öyle bir açsın ki eğer batılda diretecekseniz, eğer saçmalıklarınızda diretecekseniz, şirkinizde, küfrünüzde, dinsizliğinizde, kafirliğinizde, küfrünüzde diretecekseniz Rabbimize diyoruz ki ey Rabbim toplumumuz ile bizim aramızı öyle bir aç, öyle bir ayır ki hak ve batıl belli olsun. İnsanlar baktıkları zaman batıl bu mu, hak bu mu tereddütte dahi kalmasın diyoruz. Sizler bizleri tehdit etmekle kalmıyorsunuz, bizleri dinleyen insanları dahi tehdit ediyorsunuz. Bizler şaşırmıyoruz çünkü Allah Subhanahu ve Teala sizlerin dedelerinizi, atalarınızı bizlere tanıtıyor. Rabbimize hamdolsun ki bu ayetlerle bizleri tedbir almaya sevk ediyor. Ve bizleri ferasetli, basiretli, hikmetli bir şekilde davranmaya sevk ediyor. Allah'a hamdolsun. Allah Subhanahu ve Teala aynı sizin gibi bizleri dinleyip, bizleri dinledikten sonra tevhid davetine yanaşan, tevhid davetine ilgilenen insanlara zulmetmeniz yahut onlara tehdit etmeniz gibi farklı farklı zulümler gördükleri gibi Şuayb Aleyhisselam'ın da kavmindeki önde gelenleri bunu zaten söylemişti. O gün kavminin önde gelen kafirlere dediler ki eğer Şuayb Aleyhisselam'a tabi olursanız o zaman mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksınız. Yani sizler hapsedilebilirsiniz, dayak yiyebilirsiniz, işkence görebilirsiniz, öldürülebilirsiniz. Kısa ve öz hüsrana uğrayanlardan olacaksınız. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın hüsrana uğrattıkları sizler olduğunuz zaman hüsrana uğrayanların asıl kimler olduğunu daha iyi anlayacaksınız ki Allah Subhanahu ve Teala da Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine şunu yaptı. Allah diyor ki bu tür insanların sonundan bahsederken bunların sonunun nasıl olduğundan bu böbürlenen, bu kibirlenen, müminleri küçük gören insanların sonundan bahsederken diyor ki böylece onlara şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi ki onlar yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi soruyorum. Bütün bu zulmü yapan dedeleriniz, atalarınızın yaptığı zulüm yanlarına kar kalmamışken sizin mi yanınıza kar kalacak? Ve sizler halen geçmişte atalarınızın kazanamadığı bu savaşı
bugün kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bizler hiçbir zaman yenilmedik. Tarihimize iyi bakın. Müminlerin tarihini, muvahhidlerin tarihini, muttakilerin tarihini, muhsinlerin tarihini öğrenmek istiyorsanız açın bir Kur'an'ı okuyun da tarihte hiçbir zaman yenilmediğimizi iyi bir şekilde görün. Bizler tek kişi kalsak da, çok kişi olsak da hiç fark etmez. Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini, davetini yeryüzüne yaymak için mücadele eden hiçbir muvahhid o kitabında haber verdiği gibi asla ve asla bugüne kadar yenilmedi ki bugünden sonra yenilelim, bugünden sonra mağlup olalım. Ama sizler ve sizin gibi atalarınız tarih boyunca yenilmiştir, tarih boyunca helak olmuştur, tarih boyunca zelil kalmıştırlar, ölümleriyle beraber, sonlarıyla beraber Kur'an'a da konu olmuşturlar. Bu yüzden sizlerle bizim savaşımızın galibi de mağlubu da kesinlikle ve kesinlikle bellidir. Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdolsun. Rabbim ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın, kalplerimizi İslam üzere sabit kılsın. Sizler halen ibret almayan insanlarsınız. Halen şu durumda dahi Allah Subhanahu ve Teala koronavirüsüyle bütün dünyayı terbiye etti, anlamıyor musunuz? Allah Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki biz toplumları yoksulluk ve darlık ile yakalıyoruz. Darlık ile yakalıyoruz ki onlar yalvarıp yakarsınlar. Yani tövbe edin Allah Subhanahu ve Teala'ya. Yani artık yüzünüzü, yönünüzü, yaşantınızı, hayatınızı hepsiyle birlikte Rabbinize dönün, Rabbinize. Eğer çevrenizdeki insanlar Rabbinize dönmeyi tercih etmiyorsa onları terk edin. Onları terk etmeniz sizin cehennemi terk etmenizdir. Çevrenizdeki fıskı, fucuru, şirki, küfrü terk etmeniz sizin cehennemi terk etmenizdir. Ve sizin cennete adım atmanızdır. Sizin sonsuz bir huzura adım atmanız demektir. Halen akletmiyor musunuz? Halen idrak etmiyor musunuz? Bulunduğunuz durum, bulunduğunuz konum, yaşadığınız hayat size bedavadan mı verildiğini zannediyorsunuz? Yani bu yaptığınız işlerin, konuştuğunuz sözlerin herhangi bir şekilde kayıt altına alınmadığını mı düşünüyorsunuz? Herhangi bir şekilde yazılmadığını mı düşünüyorsunuz? Hesabını vermeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Nasıl olur ki böylesi bir bedeni Allah Subhanahu ve Teala sizlere verecek? Her gün doğurmaya gücümüzün yetmediği güneşi doğurup batırmaya gücümüzün yetmediği güneşi batıracak. Onca her daim havamızı, suyumuzu, yiyeceğimizi verecek. Bütün gıdamızı, bütün imkanlarımızı sağlayacak. Bedenimizdeki muhteşem bir düzeni yaratacak ve bizlerden herhangi bir şekilde bir beklenti içinde olmayacak. Allah Subhanahu ve Teala kitabında bizlerin niçin yaratıldığını apaçık bir şekilde söylemiyor mu? Demiyor mu ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bizim amacımızın, tek bir amacımızın ne olduğunu bu şekilde söylüyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek insanları kendi sisteminize ibadete davet ediyorsunuz. Egemenliği Allah Subhanahu ve Teala'dan alıp kendi meclislerinize, Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğiniz Türkiye Büyük Şirk Meclisi'ne veriyorsunuz. Sizler aslında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek saçmalayan insanlarsınız. Egemenlik o ki bizlerinde, o zaman güneşi hadi biz doğuralım. O ki egemenlik bizlerinde, hadi o güneşi biz batıralım. Egemenlik bizlerinde ise bütün şu 750 bin, 780 bin kilometrelik metrekarenin bütün havasını, suyunu, yağmurunu biz sağlayalım. Egemenlik hani bizimdi? Sizler milletinize dahi yalan söyleyen yalancılarsınız. Sizler milleti dahi aldatan sahtekarlarsınız. Sizler sisteminizle bile bu milleti uyutup aldatanlarsınız. Başka bir şey değilsiniz siz. Sizler şu sözde dahi ne kadar saçmaladığınızın farkında dahi değilsiniz. Biz aynı şekilde peygamberlerin kavim ne dediğini söylüyoruz. Bizler sizler için bir nasihatçıyız. Bizler sizler için bir uyarıcıyız. Ve yalnız ve yalnız Allah'tan başkasına ibadet etmemeye sizlere davet ediyoruz. Tek bir olan ilaha, tek bir olan Allah'a ibadet edin diyoruz. Başka varlıklara, başka kurumlara, sistemlere, ideolojilere ibadet etmeyi söylüyoruz. Yine peygamberlerin dediği gibi ey toplumumuz, ey kavmimiz, bizler sizlere nasihat ediyoruz, öğüt veriyoruz ama sizler öğüt verenleri sevmiyorsunuz. O halde helak olmayı hak eden bir toplum için biz nasıl üzülelim? Biz nasıl acırız böylesi bir topluma? Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabından sizlere bahsediyoruz. Allah diyoruz, kalplerinizde herhangi bir kıpırdama yok. Peygamberin Resulü diyoruz, kalbinizde herhangi bir kıpırdama yok. Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetleri sizin hayatınızı düzeltmiyor. Batılları hayatınızın dışarısından çıkartmıyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala ki onun azameti, onun azimliği, onun aliliği, onun mecidliği, onun yüceliği sizlerin kılını dahi kıpırdatmıyor. Allah Subhanahu ve Teala sizleri de bizleri de hak yolda buluştursun. Hak yolda birleştirsin. Aksi halde Allah Subhanahu ve Teala intikam alıcı olduğunu söylüyor. Allah Subhanahu ve Teala intikam aldığı insanlardan bizleri, sizleri eylemesin. Allah bizleri de sizleri de hak yolda buluştursun ve bizleri de sizleri de kardeşler eylesin. Allah Subhanahu
Subhanahu ve Teala, eğer sizler için kötülük istiyorsak Allah bizleri ıslah etsin, Allah bizleri düzelsin. Eğer sizler bu davanın önüne engel olmak istiyorsanız, bu davanın önüne çıkmak istiyorsanız, bu davaya engel olup durdurmak istiyorsanız Allah sizleri ıslah etsin. İslahınız yoksa geçmiş topluluklar gibi kahretsin ki bu dava her şeyin üzerindedir. Allah ise en değerlidir. Hiçbir insanı onun hatırının önüne geçirmeyiz. Hiçbir ismi, hiçbir kurumu, kuruluşu onun isminin önüne geçiremeyiz. Çünkü bizler Müslüman, çünkü bizler müminler, çünkü bizler muvahhidleriz. Allah subhanahu ve teala sizleri ve bizleri kendi hak olan dininde kardeşler kılsın diyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.